Ramazan abi fotoğraf alıyor. Ersan'la geri istedim. Sütle ilgili özellikle bölgede biliyorsunuz bu süt aşkı biraz etkili topluyor. İşte kısmen de burada da var. Ama özellikle bunu biraz daha böyle kapsamlı yatırımı bu tarafa biraz yürümeye kaydırabiliriz. Çünkü rapor hazırladık. Onu da size sunacağız. Kader abi hoş geldin. Ergün'e hoş geldin. Sayın Vekilim, kıymetli misafirler, öncelikle hoş geldiniz. Şu anda özellikle TKDK üzerinden yapılan projeler devam ediyor. Şu ana kadar 45 tane projemiz hayata geçirildi. Şu anda toplamda bu projelerin kapsamında da 2275 tane büyükbaş, 490 tane de küçükbaş yetiştirilecek kadar testler hayata geçirildi. Bununla beraber de 24 tane projemiz şu anda müracaat edilmiş proje aşamasında. Özellikle Sayın Vekilim geçtiğimiz hafta size buradan da onun için teşekkür edeceğiz. 7161 sayılı yasanın 24. maddesinde canlı hayvan ve sütten alınan mera fonu kaldırıldı. 18 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe konuldu. Sizlerin gayretleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en son torba yasada çıkarıldı. Bu da önemliydi. Bu hafta Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekonomi şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlarımız oradaydı. Orada bir de özellikle küçük başta ve büyük başta çobanlarla ilgili sosyal haklarıyla ilgili problemler gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada hem Çalışma Bakanımız hem Tarım Bakanı'na bununla ilgili acilen bir çalışma yapın ve mutlaka da hayata geçirelim diye bu çobanlarla ilgili, çünkü sektörde şu anda Afgan kökenli vatandaşlarımız ve Suriyeliler olmazsa artık çoban bulamayacak duruma geldiğimizi ifade etmişti. Orada Edirne bölgesindeki borsa başkanlarımız da bunu ifade ettiler. Onunla ilgili de bir talimat verdi. Kırmızı etle ilgili
toplantısında da, çünkü her iki sektör birlikte iç içe Sayın Vekilim, yani yem ve kırmızı et, hububat grupları birbiriyle çok ilişkili, birçok arkadaşımız hem hububat işi yaparken hem hayvancılık işi yapıyor. Yani arpa fiyatlarıyla ilgili burada genel müdürümüzle de konuştuk. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi arpa satışlarına devam ediyor. Şu andaki fiyatları 1050 lira. Ama tabii bu işte ithal edilen arpanın bize biraz daha böyle uygun fiyatlara, en azından nakliyeden arındırılmış bir şekilde ve bir de Malatya'da özellikle bizim şu anda mevcut burada maliyeye kayıtlı tüccarlarımız tenavunu sattığı arpaları satın alamıyorlar. Yasal olarak bunun önünde bir engel var. Daha çok büyük üreticiler yani bu işten faydalanıyor. Dolayısıyla burada küçük üreticinin tenavunun piyasaya sunduğu ürünlerden faydalanmasının önü kesilmiş oluyor. Sayın Mekin bir şey devam ediyor. Kesin.